بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب العالمين. Malın sahibi, mülkün sahibi olan Allah'ım, biz kulların sahibi olan Allah'ım, hayatı yaratan, ölümü yaratan Allah'ım, cenneti yaratan, cehennemi yaratan Allah'ım, inandığımız yüce kitabımız Kur'an-ı Azimüşşan'ında biz sizi zaman zaman korku ile imtihan ederiz. Rabbini hatırlayanlardan olanları müjdele. Zaman zaman mallarınızdan eksiltiriz. Veren Allah'tı, alan Allah diyenleri müjdele. Ya Rabbi, bazen de çok sevdiğiniz canlardan alırız, nefislerden alırız. Bazen babanızı, bazen ananızı, bazen çocuğunuzu, bazen eşinizi, bazen kocanızı alırız elinizden. Veren Allah'tı, alan Allah deyip de sabredenleri müjdele buyuruyorsun. Ya Rabbel Alemin, işte Mustafa abimiz de geride evlatlarını bıraktı. Evlatları, ya Rabbi sen verdin, sen aldın, Rabbim sana razıyız deyip de sabreden kullardan olmayı bu kardeşlerimize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, o müminler ki, اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ derler. Allah'ım senden geldik, sana döneceğiz derler. Bizi bu dünyaya imanla getirdin, imanla yaşat Allah'ım derler. Ya Rabbi bizi bu dünyaya imanla getirdin. Buyurun, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü demeye daim eyle bizi Allah'ım. Bu iman ile de sana dönmeyi, gelmeyi nasip et Allah'ım. Her nefis ölümü tadacaktır diyorsun. Ya Rabbi doğanları görüyoruz, ölenleri de görüyoruz. Ama esas olan şu, bize bunu anlamayı nasip et. Sümme ileyna turcaun diyorsun. Dünyada yaptığınız iyiliklerin karşılığını bulacaksınız. Yaptığınız kötülüklerin de karşılığını bulacaksınız diyorsun. Allah'ım şu geçici dünyada iyi ameller işleyerek iyi amellerimizle kabre girmeyi, huzuruna varmayı nasip et ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, her kul gibi kendine ayırdığın rızkını tüketmiş, sayılı nefesini tüketmiş, şu anda senin huzuruna tevdi ettiğimiz Mustafa abimizin kusurlarını bağışla Allah'ım, günahlarını bağışla Allah'ım, okunan Kur'anların nuruyla kabrini nur eyle, ibadetlerinin nuruyla kabrini nurlandır, ya Rabbi iyiliklerin nuruyla kabrini aydınlat ya Rabbi. Sevgili Peygamberimizin ifade ettiği gibi kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe olacak yahut da cehennem çukurlarından bir çukur. Rabbim bu abimizin kabrini cennet bahçesi eyle. Bütün geçmişlerimizin kabirlerini cennet bahçesi eyle. Bizler dahi bunların haliyle hallendiğimiz zaman mallarımızla övünüyoruz, mülklerimizle övünürüz, makamlarımızla, mekanlarımızla övünürüz. Ama her şey geride kaldığı zaman, amellerimizle kaldığımızda, amellerimizle baş başa kaldığımızda Rabbim okuduğumuz, dinlediğimiz Kur'an'ları yoldaş eyle. Şuradaki aminlerimizi yoldaş eyle. Bütün iyiliklerimizi yoldaş eyle. Bu kardeşimizin kabrini cennet bahçesi eyle. Mizanında sevabı çok gelenlerden eyle. Amel defterini sağ eline alıp huzurla cennete girenlerden eyle. Burada bulunan kardeşlerimizin, bilhassa Mustafa abimizin, şu kabristanda yatan mümin ve müminatın ruhları için Rabbim son nefeste kelime-i şehadetli söylememize vesile olması için bilhassa senin rızan için El Fatiha. cəmiyyətin affetsin. Emeği geçen dostlardan Allah razı olsun. Bütün komşularımızın bilhassa yakından başı sağ olsun.